Bir Müslüman ahiret selameti için Allah ve Resulünün haber verdiği fitneleri öğrenmeli ve kendini onlardan muhafaza etmenin yolunu aramalıdır. Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh şöyle anlatır. İnsanlar Resulullah Efendimiz'e geleceğe ait hayırlı işlerden sorarlardı. Ben de aksine bana da dokunur diye korkarak vuku bulacak şerlerden sorardım. Bu endişeyle bir keresinde ''Ya Resulallah, biz vaktiyle bir cahiliyet ve şer içindeydik. Sonra Allah bize şu hayrı, İslam'ı lütfetti. Acaba bu hayır ve saadetten sonra tekrar bir şer gelecek mi?'' diye sordum. Efendimiz Aleyhisselam ''Evet, gelecek.'' buyurdu. Ben ''O şer ve fitneden sonra tekrar hayır gelecek mi?'' dedim. ''Evet, fakat onun içinde biraz fesat dumanı ve bulanıklığı olacak.'' buyurdu. ''O hayrı bulandıran kirlilik nedir?'' dedim. Efendimiz Aleyhisselam, ''Bazı insanlar benim sünnetimden ayrılarak başka bir yol tutacaklar ve benim getirdiğim hidayetten başka bir yol gösterici arayacaklar. Onların yaptığı işlerin bir kısmını güzel görürsün, bir kısmını da çirkin.'' buyurdu. ''Ya Resulallah, bu hayır devrinden sonra yine bir şer ve fesat devri gelecek mi?'' dedim. ''Evet, gelecektir.'' O devirde bir takım davetçiler insanları cehennem kapılarına çağıracaklar. Her kim onların davetine icabet ederse onu cehenneme atacaklar buyurdu. Ya Resulallah, onları bize tarif edebilir misiniz dedim. Onlar bizim milletimizin insanlarıdır. Bizim dilimizle konuşurlar buyurdu. Ben, Ya Resulallah, o devre yetişirsem bana nasıl hareket etmemi emredersiniz dedim. İslam cemaatinden ve onların davet başkanlarından ayrılmazsın buyurdu. Onların bir cemaati ve devlet başkanı yoksa dedim. Resulullah Efendimiz o zaman mevcut fırkaların hepsinden ayrıl, evine çekil. Velev ki bu ayrılma bir ağaç kütüğü ısırmak kadar meşakkatli olsa bile. Artık ölüm gelinceye kadar tefrikaya yaklaşma buyurdu. Allah Resulü'nün geleceğini haber verdiği en büyük fitne insanlarda helal haram hassasiyetinin kalkmasıdır. O şöyle buyurmuştur. Öyle bir zaman gelecek ki kişi helalden mi haramdan mı kazandığını aldırmayacak. Maalesef günümüzde bunu büyük oranda yaşıyoruz. İnsanlar en tehlikeli ve en büyük günahlardan biri olan faizi bile normalleştirdiler. O kadar yaygınlaştırdılar ki korunmak isteyenlere bile tozu bulaşıyor. Bugün sonuna kadar yaşadığımız diğer bir fitneyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber vermişti. Benden sonra adam kayırma olayları ve görmeye alışmadığınız işler meydana gelecektir. Ashab-ı kiram, Ya Resulallah, bizden o günleri görenlere ne emredersiniz diye buyurdular. Yapmanız gereken vazifeleri yaparsınız. Hakkınız olan şeyi de Allah'tan niyaz edersiniz buyurdu. Hak ve adalet duygusu iyice zayıfladığı için zayıflar hakkını alamıyor, işini Allah'a havale ediyor. Ahir zaman fitnelerinden biri de dinin satılıp dünyanın öne geçmesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuşlardır. Salih ameller işlemekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman da insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler. Mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar. Dinini küçük bir dünyalığa satar. Sevininiz ve sizi sevindirecek şeyler ümit ediniz. Allah'a yemin ederim ki sizler için fakirlikten korkmuyorum. Fakat ben sizden öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin de önünüze serilmesinden, onların dünya için yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden, dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum. Ben sizin dünya hırsıyla birbirinizle kapışmanızdan, birbirinizi katletmenizden ve sizden öncekiler gibi helak olup gitmenizden korkuyorum. Ahir zamanın en büyük fitnesi, ümmetin bu hırs ve yarışı daha da ileri götürüp birbirine düşerek kendi aralarında savaşmaları ve düşmanın yapamadığını kendi kendilerine yapmalarıdır. Bu dünya sevgisinin Müslümanları ne hale getireceğini ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle beyan etmiştir. Yabancı kavimlerin, yiyicilerin birbirlerini sofralarına davet ettiği gibi
birbirlerini sizin üzerinize çullanmaya çağıracakları zaman yakındır. Orada bulunanlardan biri, "O gün sayıca azlığımızdan dolayı mı bu durum başımıza gelecek ya Resulallah?" diye sordu. Allah Resulü aleyhisselam, "Hayır, bilakis o gün siz çok olacaksınız. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çer çöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan kimseler durumunda olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı atacak," buyurdular. "Zaaf da nedir ey Allah'ın Resulü?" denildi. "Dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmama duygusu," buyurdular. Sahabe-i kiramdan Muaz radıyallahu anh bu dönemde meydana gelecek bir kısım fitneleri ve korunma yollarını şöyle bildirir. "Ardınızda fitneler olacaktır. O zaman mal çoğalacak, Kur'an açılacak, mümin, münafık, erkek, kadın, köle, hür, küçük, büyük herkesin elinde Kur'an olacak. İçlerinden biri şöyle diyecek. Neden bana tabi olmuyorlar? Ben Kur'an okuyorum. Yine de kimse bana uymadı. Ben onlara Kur'an'dan başka bir şey uydurmadıkça bana tabi olmayacaklar." Böyle bir kimsenin uydurduklarına tabi olmaktan sakının. Zira onun ortaya attıkları dalalet ve sapıklıktır. "Ben sizi bilgi ve hikmet ehli kişilerin ayaklarının sürçmesine karşı uyarıyorum. Çünkü şeytan bilgi ve hikmet ehli kimselerin diliyle adalet ve sapıklığa davet edecektir. Bazı rivayetlere göre şu fitneler de o günlerde ortaya çıkacaktır. Namazın öldürülmesi, emanetin zayi edilmesi, faizin yenmesi, yalanın helal sayılması, kanların hafife alınması, yani adam öldürmenin artması ve katilden kısas alınmaması, binaların yükseltilmesi, dünya karşılığında dinin satılması, ipek elbiselerin erkekler arasında yaygınlaşması, boşanmaların çoğalması, ani ölümlerin artması, iftiraların artması, yağmurun rahmet değil azap olması, çocuğun asi olup anne babasını öfkelendirmesi, alçak insanların iyice artması, kerim, güzel ahlaklı insanların azalması, idarecilerin devlet malını çalması, musafların süslenmesi, camilere resimler konulması veya resimlerin çekilip her yere asılması, minarelerin uzatılması, bununla övünülmesi, yalın ayak çıplak insanların saltanat sahibi olmaları, erkeklerin kadınlara, kadınların erkeklere benzemesi, dini bir maksat olmaksızın fıkıh öğrenilmesi, ahiret ameliyle dünya menfaati elde etmeye çalışmak, zekatın ağır bir borç olarak telakki edilmesi, şarkıcı kadınların ve çalgı aletlerinin revaç bulması, içkilerin yollarda içilmesi, Kur'an'ın musiki aleti gibi görülmesi, bu ümmetin sonradan gelenlerinin önceki nesillere lanet etmesi. Bunlar olduğu zaman insanlar kızıl rüzgardan, yere geçirilmekten, suret değişikliğinden, hayvan suretine çevrilmekten ve büyük alametlerden veya Allah'ın azametini gösteren büyük olaylardan sakınsınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, "Gençlerinizin fıska düştüğü, kadınlarınızın azdığı zaman haliniz nice olacak ey insanlar?" diye sormuştu. Yanındakiler hayretle, "Ey Allah'ın Resulü, böyle bir şey olacak mı?" dediler. "Evet, hatta daha beteri," buyurdu ve devam etti. "Emri bil maruf ve nehyanil münkeri terk ettiğiniz zaman haliniz ne olacak?" diye sordu. Sahabiler hayretle, "Ya Resulallah, bu olacak mı?" dediler. "Evet, hatta daha beteri," buyurdular ve devam ettiler. "Marufu münker, münkeri de maruf olarak gördüğünüz zaman haliniz nice olacak?" Süfyan-ı-Sivri rahmetullahi aleyh o günlerde insanın halini resmeden şu sözü nakleder. "İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki o zaman kalpler ölür, bedenler yaşar." Gerçekten bugün insanlar bedenlerini süslemek ve bakımını yapmak için büyük paralar harcarken kalplerini ölüme zorlayacak davranışları daha da artırıyorlar. Halbuki bedenin sıhhatine dikkat etmekle birlikte asıl kalbin hayat bulması için çalışmak gerekir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. "Dünyaya alçak oğlu alçakların hakim olması yakındır. Böyle bir devirde dünya bela yumağı haline gelir. Gücü yeten zayıfları ezer. İnsanlar ölümü arar hale gelirler.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu şöyle ifade etmiştir. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, kişi bir kabre uğrayıp üzerine abanarak keşke bu kabrin içinde ben olsaydım demedikçe kıyamet kopmaz. Halbuki bu sözü ona söyleten din değil, bela olacaktır. Bu fitneler esnasında çekilen ızdıraplar asiler için ceza olurken, salih müminler için günahlarına kefarettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu da şöyle haber vermiştir. Benim ümmetim rahmete mazhar olmuş bir ümmettir. Ümmeti merhumedir. Ahirette azaba maruz kalmayacaktır. Onların azabı fitneler, zelzeleler, birbirini öldürmeler ve sıkıntılar şeklinde dünyada olacaktır. Müminlerin hata ve günahları, dünyada çektikleri mihnetler, hastalıklar ve belalarla mağfiret edilir. Bugün Müslümanların başına gelen büyük sıkıntılara baktıkça bu hadisi şerifi hatırlamamak mümkün değildir. Ancak Müslümanlar buna güvenerek kendini bırakmamalı. Gereken tedbirleri almalı, çalışıp güçlü olmalıdır. Zira güçlü Müslüman, zayıf müminden daha hayırlı ve Allah katında daha sevimlidir. Selametle.